Pazarı da bulduk. Dolak. Heh, şurada göstereyim. Dolaç. Dolaş mı ya? Türkçe'ye çevirelim. Dolaş pazarı. Dolak pazarı. Burası herhalde bir gün kapalıydı ama hangi gün kapalıydı unuttum. Ha, bu arada 10 kron 7 lira. Unutmuyoruz. 5 kron ne olur? 3,5 4 liraya yakın. Yuvarlarsak. Araştırmamda buraya köylüler geliyor diye duydum. Yani okumuştum. Bakalım fiyatlar Türkiye'ye göre nasıl var. Şöyle birbirimizi kaybetmeyelim yoksa arayamayız, birbirimizi bulamayız. Ha, onu da şey yapalım ya. Kaybolursak katedralin önünde buluşalım. Kaybolursak katedralin önüne. Burası köylü pazarı diye okumuştum. Dolak pazarı ya. Türkçe'ye çevirince dolaş oluyor. Dolaş pazarı. Evet, kirazdan başlayalım. 25 kron. 25 kron 7 15 20 liraya yakın. Maşallah. Evet, maşallah diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Burada da 30 kron. Daha kalitelisi. Çünkü 20 lira evet. Şey meyvesi işte. Evet. Yaban mersini. Şu yaban mersini Türkiye'de peki 15. 15 yani 13-15 lira bir şey. Pahalı ya. Türkiye'nin kıymetini bilin. Alo. Akıllı olun. Kayısı bile 15 kron. Ama çevirmeye... muz alabiliriz değil mi? Bak muz ucuz. Muz uzunmuş. 6. Hı? Ve 6-7. Yani yuvarlıyoruz. Bunlar da Türk aklı var bunlarda. Her yerde var. Hemen bakıyoruz. Gözünüzün önünde yapalım. 7 kron. 5 lira. Tamam, bize uygun. Hmm. Çok uygun. Alalım. Yoldayız. Hatta 10 kilo falan alalım. Şu iyi midir? Şu iyi midir? Biraz gezelim ya. Var mı? Ha, yiyeceksin mi? Yok, yemeyeceğim. O zaman sonra alalım. Dolaşalım sonra. 6-7 lira kayısı. 7 kron. Evet, 5 lira. Şeyleri de alalım. Ya. Sabah olduğu için henüz tezgahlar boş. Şöyle ilginç meyveler, sebzeler. Bu zaten Avrupa'da çok.